Bugün günlerden 30 Aralık Cuma, saatlerimiz 16'yı gösterirken Ege Üniversitesi Haber Merkezi'nin hazırladığı Haftaya Bakış programına hoş geldiniz. Ege Üniversitesi'nin haftalık gündemiyle karşınızdayız. Ege Üniversitesi'nde 2022 yılı değerlendirme ve geleceğe yönelik vizyon sunumu yapıldı. Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak, 2022 yılının değerlendirmesini ve 2023 yılının hedeflerini anlatan 2022 değerlendirme sunumu gerçekleştirdi. Toplantıya üniversite üst yönetimi, senato üyeleri, akademik ve idari çalışanlarla öğrenciler katıldı. Rektör Profesör Doktor Necdet Budak sunumuna İstiklal Marşı'nın yazarı milli şair Mehmet Akif Ersoy'u ebediyete irtihalinin 86. yıl dönümünde anarak başladı. Göreve başladıkları günden bu yana, özellikle de son bir yılda büyük başarılara imza attıklarını vurgulayan Rektör Profesör Doktor Necdet Budak, Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında ülkemizin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmesine bilim temelli nitelikli katkı sunmak için birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz dedi. Burada bir akademik kültür inşa etmeye çalışıyoruz ama Cumhuriyet'in 100. yılında 2023 yılında bu ülke için, bu vatan için, bu bayrak için, öğrencilerimiz için, çocuklarımız, evlatlarımız için daha ileriye gideceğiz. Sizleri gerçekten seviyorum. Sevgi bizi kurtarıyor. Bu sosyal diyalog bizi kurtarıyor. Dünyayı da sevgi kurtaracak. Hepinizi gönülden seviyorum. İyi yıllar, mutlu yıllar diliyorum. Ege Üniversitesi bünyesinde Yükseköğretim Kurulu onayıyla kurulan Aşı Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin yeni binasının açılışı gerçekleştirildi. Ege Üniversitesi Aşı Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Rektör Profesör Doktor Necdet Budak, Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Cemil Gürgün, Hastane Başhekimi Profesör Doktor Özgür Çoğlu, Merkez Müdürü Profesör Doktor Adnan Yüksel Gürüz, Merkez Müdür Yardımcıları Profesör Doktor Mert Döşkaya ile Profesör Doktor Gülten Kantarcı ve Aşı Çalışmaları Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinin katılımıyla gerçekleşen törenle açıldı. Açılış töreninde konuşan Rektör Profesör Doktor Necdet Budak, yerli ve milli aşılar geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz diye konuştu. Yetkin olduğumuz bir alan sürdürülebilir kılmak istiyoruz ve geliştirmek istiyoruz. Ben tekrar üniversitemiz ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Açılışın ardından merkezi gezen Rektör Profesör Doktor Budak, Merkez Müdürü Profesör Doktor Adnan Yüksel Gürüz'den yürütülen bilimsel çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Ege Üniversitesi'nde idari personel ve birinci derece yakınlarının sağlık hizmeti alacağı P Polikliniği hizmete açıldı. Daha önce Tıp Fakültesi Hastanesi ve Diş Hekimliği Fakültesi'nde personele yönelik öncelikli randevu sisteminin hayata geçirildiği Ege Üniversitesi'nde şimdi de idari personel ve birinci derece yakınlarının sağlık hizmeti alacağı P Polikliniği hizmete açıldı. Polikliniğin açılışına Rektör Profesör Doktor Necdet Budak, Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Cemil Gürgün, Hastane Başhekimi Profesör Doktor Özgür Çoğlu'yla akademisyenler ve hastane çalışanları katıldı. Açılışta konuşan Rektör Profesör Doktor Budak, "Mutlu çalışanlar, huzurlu üniversite" mottosuyla çalışanlarımıza her zaman Ege Üniversitesi ailesinin bir parçası olmanın ayrıcalığını yaşattık diye konuştu. Tüm idari personeli eşit bir şekilde sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek. Bu nedenle de böyle yılın son haftasında böyle bir açılışı yapmaktan ayrı bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ege Üniversitesi'nin 132 lisansüstü öğrencisi TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen program kapsamında burs almaya hak kazandı. TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen yurt içi yüksek lisans burs programlarıyla yurt içi doktora burs programlarının 2022 yılı birinci ve ikinci dönem sonuçları açıklandı. Ege Üniversitesi'nden her iki program kapsamında 132 yüksek lisans ve doktora öğrencisi farklı alanlardan burs almaya hak kazandı. Genç bilim insanlarını başarılarından ötürü tebrik eden Rektör Profesör Doktor Necdet Budak, "Hayata geçirdiğimiz proaktif yönetim anlayışımız doğrultusunda oluşturduğumuz araştırma kültürü ve girişimcilik ekosistemiyle model oluşturan araştırma üniversitemizin TÜBİTAK başarısı yükselerek devam ediyor. Genç bilim insanlarımızı tebrik ediyorum." dedi. Ege Üniversitesi'nde akademik ve idari kadronun katılımıyla yeni yıl kutlaması düzenlendi.
Ege Üniversitesi Rektörlüğü sosyal tesislerinde gerçekleştirilen etkinliğe Rektör Profesör Doktor Budağ'ın yanı sıra Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Hakan Atılgan, Profesör Doktor Mehmet Ersan, Profesör Doktor Cemil Gürgün, üniversite üst yönetimi, akademik ve idari çalışanlar katıldı. Yaptığı konuşmada başarılarla dolu bir yılı geride bıraktıklarını vurgulayan Rektör Profesör Doktor Necdet Budak, yeni yılın sağlık, huzur ve başarı getirmesi temennisinde bulundu. Biz yani akademik idari kadro diye ayırmıyoruz, Ege Üniversitesi ailesi diyoruz. Çünkü idari kadroda çalışan sizlerin çok büyük hizmetleri var akademik başarımızda. Hep birlikte Ege Üniversitesi'yiz. Onun için de 2022'de de Ege Üniversitesi olarak hem dijitalleşme konusunda, hem öğrenci odaklılık konusunda, akademik başarı anlamında, araştırma üniversitesi, tam akreditasyon, bu konularda da ciddi bir başarı hikayesi yazdık. Bunları da belgeledik. Şu anda Ege Üniversitesi, üniversite olarak sağlık hizmetinden Ar-Ge performansına kadar Türkiye'de yıldızı parlayan üniversitelerden birisi. 2023 çok güzel geçsin hepimiz için, ülkemiz için, vatanımız, milletimiz için, sizler için. Sevdiklerinizle nice sağlıklı yıllar diliyorum. Sağ olun, var olun. Programımızın sonuna geldik. Haftaya Cuma günü saat 16'da Ege Üniversitesi televizyonunda buluşmak dileğiyle. Mutlu günler dileriz.